Şimdi Ahmet Baykara kardeşimizi Kur'an tilaveti için buraya davet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Bugün bizler buraya namaz etkinliği için bir araya geldik. Aslında zaten günde her gün 5 sefer bizler düzenli olarak Rabbimizin huzurunda bu etkinliğimizi ne yapıyoruz? Hamdolsun Allah'a yerine getiriyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki namaz kulluğun zirve noktasıdır. Namaz İslam dininin olmazsa olmazıdır. Bakın bizler imandan sonra İslam diyoruz. Ve bizler İslam dairesine girdiğimiz zaman, o kapıdan içeri girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bizler kelime-i şehadetle ne yapıyoruz? İslam dairesine giriyoruz. Kelime-i şehadetle İslam dairesine girdikten sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Bizlere bazı vazifeler, bazı görevler yüklüyor. Bunlardan birine namaz, diğeri oruç, diğer ikisi zekat ve hac. Zekatı ve hacı bizler Müslümanların zenginlerine farz olarak görüyoruz. Yani fakir olan bir Müslümandan zekat ve hac sorumluluğu ne yapıyor? Düşüyor. Namaz kalıyor ve oruç kalıyor. Eğer bu Müslüman rahatsızsa, ciddi bir rahatsızlığı varsa, Müslüman bir doktora gitmişse, oruç tutmasına engel, mani olan bir durum varsa bakıyoruz ki oruç farziyeti de ne oluyor? Onun üzerinden sakıt oluyor, düşüyor. Geriye ne kalıyor? Namaz kalıyor. Çünkü namaz kulluğun zirve noktasıdır. Namaz kişinin Rabbi ile buluşmasıdır. Namaz kişinin Rabbinin karşısına geçerek Rabbinin huzurunda kamete durarak ne yapmaktır? Kendi durumunu, kendi halini yüce Yaradan'a, yüce Allah'a arz etmesidir. Yani bizler etrafımıza baktığımız zaman, mesela bu binalara baktığımız zaman, bu mescide baktığımız zaman, bu binaları, bu mescidi ayakta tutan nedir? Onun içindeki o kolonlardır, kirişlerdir. Yani kolon ve kiriş olmasa bu binalar beton yığını olur ve ne yapar? Yere çöker, yere dökülür. Aynı şekilde bizler insan bedenine baktığımız zaman, insan vücuduna baktığımız zaman, insanın vücudunu, insanın bedenini de ayakta tutan nedir? İskelettir, insanın iskelet yapısıdır. Et ne yapmıştır? Allah-u Teala eti kemiklere giydirmiştir. Yani o eti ayakta tutan, bu bedeni ayakta tutan nedir? Vücuttaki iskelet yapısıdır. Olmazsa, iskelet yapısı olmazsa ne olur? Vücut et yığını bir halde olduğu gibi yere yığılır, yere dökülür. İşte kıymeti kardeşler, namazın da dindeki yeri odur. Yani namazsız bir dinde hayır yoktur. Namazını yıkan, namazını kılmayan bir insan ne yapar? Kendi dinini yıkar, kendi dinini harap eder. Namazımıza dikkat etmemiz lazım. Bakın burada küçük kardeşlerimiz var. Yani bunları buraya getiren, bunları yetiştiren annelerden, babalardan, hocalarımızdan Allah-u Teala razı olsun. Niye? Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizler, yani onun sözünün gereğini yerine getiriyoruz aslında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki, yani çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namaz, 10 yaşına da geldiği zaman onlara orucu ne yapın? Talkin edin. Yani onları buna alıştırın. Ki dünya çıldırmış, bütün her şey boş. Ya Resulallah, gel gör ümmetinin halini. Caddede dolaşır insanlar çıplak. Müslümanım demek ne kadar rahat. Ecdadın nasıldı, dön bir geri bak. Ya Resulallah, gel gör ümmetinin halini. Seccademi serince huzur doluyor içim. Bir tekbir getirince göğe yükselir sesim. Allahu Ekber ile başlarım ben namaza. Rükû ve secde ile ulaşırım Allah'a. Allahu Ekber.
Bugün burada Kur'an Nesli platformunun düzenlemiş olduğu Hayat Namazda Güzeldir etkinliğine katıldık. Gerçekten çok güzeldi. İlahiler oldu, şiirler oldu, Kur'an-ı Kerim okundu, ikram dağıtıldı. Birlikte hep birlikte namaz kıldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok faydalı bir program oldu. Devamı gelir inşallah. Bugün namaz kılmaya geldik. Çok eğlendik. Böyle programların hep olmasını istiyoruz. İyi ki gelmişim bu programa. Namaz kıldık, yemek yedik. Şimdi belki balon dağıtacaklar. İyi ki gelmişiz. Bütün çocukları namaza davet ediyorum. Bu etkinliği yapanlara Allah razı olsun. Yani bu etkinlik sayesinde çocuklar namaza ısınıyor ve namaza ısındıkları için daha çok iman eskisi gibi, yani şu an bahsettikleri şeyden, işte eskiden böyle olmadığı için, eskiden böyleydi ya, daha çok namaza, imana daha çok katkı vardı. Ama şimdi o katkı düştü. Bu katkıyı sağlamak için yapılan şeyler için yapanlara Allah razı olsun. Benim adım Meryem Yıldırım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Namaz kıldık. Bizim için de iyi oldu. Evde canımız sıkılıyordu. Kesinlikle her gün evde namaz kılsınlar. Sabah namazına da kalksınlar. Ben kalkıyorum. Yani çok güzel biz. Yani çok güzel. Bence her gün yapılsın. Yani gelelim. Zaten Allah'ın yolunda gideceğiz. Yani çocuklara da tavsiye ederim. Gelsinler. Zeynep Şura Balat. Ben burayı çok sevdim. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Ve buradan anneme ve babama öpüyorum. Bu etkinliği düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyorum. Namaz kıldık, çok mutluyum yani. Namazı her tarafta severim. Okullarda hep namaz kılmasını isterim. Sudenaz Algan, burada namazımı kıldım. Biraz eğlendim, arkadaşlarımla iyi bir vakit geçirdim. Gelirken çok mutluydum ve burada namazımı kılarken çok mutlu oldum. Sonra yemeklerini yedim ve buradaki herkese çok teşekkürler. Namaz kılmak çok güzel. Namaz kılmak çok güzeldir ama Müslümanlar çok iyidir bence. Namaz kılmak çok güzel, inşallah devam edeceğiz. Namaz kılmak çok güzel, inşallah devam ederiz. Bütün çocukları namaza davet ediyoruz. Namaz kılmak çok güzel bir duygu. Namaz çok güzel bir duygu, ben çok seviyorum. Namaz çok güzel bir duygu, inşallah devam edecek. Namaz kılmak çok güzel.